Merhabalar sevgili çocuklar. Ben Özel Gündoğdu Okullarından 4. sınıf öğretmeni İkbal Civan. Bugün sosyal bilgiler dersinde üretim, dağıtım ve tüketim ünitemizin son bölümüne geldik. Bu bölümde neler öğrendik? Bunları birlikte hatırlamaya çalışalım. Evet, neler öğrendik? Aşağıda verilen cümleleri kutucuklardaki sözcüklerden uygun olanlar ile tamamlayınız. Hakem, istek, ihtiyaç, bilinçli, tasarruf, garanti, tutumlu, bütçe, beslenme ve temel sözcükleri verilmiş çocuklar. Buradan boşlukları uygun sözcüklerle tamamlamaya çalışacağız. 1. İnsan hayatının devamı için gerekli ve zorunlu olan maddelere denir. Ne denir? Bir daha düşünelim. İnsan hayatının devamı için gerekli ve zorunlu olan maddelere gözden geçirirsek şöyle maddelere ne deniyormuş? Birlikte bakalım. İhtiyaç denir. İnsan hayatının devamı için gerekli ve zorunlu olan maddelere ihtiyaç denir. 2. Yeme, içme, giyinme ve barınma nokta nokta ihtiyaçlarımızdandır. Bakıyoruz. Gözden geçiriyoruz. Yeme, içme, giyinme ve barınma insanların temel ihtiyaçlarındandır. 3. Gelir miktarını ve eldeki paranın hangi amaçla kullanılacağını gösteren plana nokta nokta denir. Gelir ve giderle ilgili plana ne denirmiş bakalım. Bütçe denir. Gelir miktarını ve eldeki paranın hangi amaçla kullanılacağını gösteren plana bütçe denir. Biz bütçemizi hazırlarsak gelir ve miktarı ve giderlerle ilgili denge sağladığımız için sıkıntı yaşamayız. 4. Aile bütçemize katkıda bulunmak için nokta nokta olmalıyız. Aile bütçemize katkı sağlamak için ve evet, boşluk doldurmak için en uygunu neymiş bakıyoruz. Neler yapmalıyız. Tutumlu olmalıyız. Biz de aile bütçemize tutumlu olarak destek çıkabiliriz. 5. Satın alacağı ürünlerin belirlenen standartlara uygun olmasına dikkat eden kişiye nasıl tüketici denir? Bakıyoruz. Evet, burada görünüyor hemen. Bilinçli tüketici. Satın alınacak ürünün nasıl olması gerektiği hakkında bilgisi varsa bu kişiye bilinçli tüketici, bilinçli tüketici doğru alışveriş yapan insan anlamına geliyor. 6. Tüketiciler aldıkları ürünlerle ilgili sorunlar için tüketici sorunları nokta nokta heyetine başvururlar. Bir ürün alıyoruz, bu üründen memnun kalmıyoruz. Acaba bununla ilgili şikayetleri nereye bildiriyorduk? Hatırlarsak tüketici sorunları hakem heyeti vardı. Bakalım. Evet. Tüketici sorunları hakem heyeti bizim sorunlarımızı gidermekte çok yardımcı oluyor. 6. Tüketiciler aldıkları, pardon, 7'ye geçtik. Arıcılar İnsanların, arıcılık insanların nokta nokta ihtiyacının karşılanması amacıyla ortaya çıkmış bir meslektir. Arıcılık bir meslek. Arıcılık mesleğindeki insanlar ne üretiyorlar, neyi karşılıyorlar? Bunu düşünecek olursak balda beslenme ihtiyacımızı karşılıyordu. Temel ihtiyaçlarımızdan bakın yeme,
içme, giyinme, barınma temel ihtiyaçlarımızdan, arıcılıkta temel ihtiyaçlarımızdan, beslenme konusunda bize yardımcı olan bir meslek. 8. Bütçede harcama yapıldıktan sonra elde kalan paraya bakalım. Yukarı çıkalım. Hepsini hemen hemen yaptık. Tasarruf olabilir mi? Bakalım. Paraya ne denirmiş? Tasarruf denir. Gereği kadar harcıyoruz. Kalanı elimizde ise buna biz tasarruf diyoruz. Tasarruf yaptık diyoruz. Tasarrufla ilgili bayağı bir paylaşımda bulunmuştuk. Nelerde tasarruf yapmamız gerektiği konusunda, nelere dikkat etmemiz konusunda sizlerle birlikte anlatımlar yapmıştık. B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanlara Y yazınız. 1. İnsanlar temel ihtiyaçlarından önce sosyal ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Sosyal ihtiyaçlar sinemaya gitme, tiyatroya gitme, spora gitme, parkta oyun oynama gibi ihtiyaçlar. Bunlar mı ön planda yoksa temel ihtiyaçlar mı? Bakarsak temel ihtiyaçlar daha ön plandadır. Onun için ben buna yanlış diyorum. Temel ihtiyaçlarımız beslenme, barınma ve tekrar bakarsak buradan yeme, içme, giyinme. Bunlar bizim temel ihtiyaçlarımız. Sosyal ihtiyaçlarımız bu ihtiyaçlardan sonra önem kazanıyor çocuklar. 2. Temel ihtiyaçlar kişiden kişiye değişir. Değişir mi bakalım? Bence değişmez. Temel ihtiyaçları karşılayamazsan zaten yaşantında ciddi sıkıntı var demektir. Yani yaşamın tehlikede demektir. 3. Aile bütçesinde ev kirası, mutfak, elektrik ve su giderlerine öncelik verilmelidir. Yine bakın barınma, beslenme, elektrik, ısınma, su. Bizim temel ihtiyacımız su. Mutlaka bunlara öncelik verilmeli diyor. Bence kesinlikle doğru. İhtiyaçlar daha ön planda, istekler daha sonra. 4. Okullar insanların barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilmiştir. Okullar eğitim, öğretim vermek için inşa edilmiştir. Barınma ihtiyacı insanların evidir. Yanlış. 5. TSE damgası üzerinde bulunduğu ürünün kaliteli olduğunu gösterir. Bunu da geçen derste işlemiştik. Türk Standartları Enstitüsü. Damgayı gördüğümüz zaman aldığımız üründe kesinlikle bir hata yoktur, kalitelidir diye düşünüyorduk ve o ürünü rahatlıkla alıyorduk. Doğru. 6. Kış turizmi ülkemizin her yerinde yapılabilecek bir ekonomik faaliyettir. Kış turizmi kar yağışının çok olduğu yerlerde yani kayak sporu gibi faaliyetlerde ön plana çıkar. Ama ülkemizin her tarafında kışın kar yağmıyor. O zaman bu ekonomik faaliyet Türkiye'nin her tarafı için geçerli değil. Yani yanlış. 7. İzmir sanayi faaliyetlerin geliştiği illerimizden biridir. Evet, İstanbul, İzmir sanayi faaliyetlerin en çok geliştiği yer. Bunu da ünitemiz süresince sizlerle beraber işlemiştik. C. Aşağıda bazı ihtiyaç alanları ve bunlarla ilişkili meslekler verilmiştir. Verilenleri inceleyiniz ve ihtiyaçların başındaki kutucuklara ilişkili olduğu mesleğin numarasını yazınız. Burada ziraat mühendisliği, şoförlük, gıda mühendisliği, animatörlük, maden mühendisliği var. Bu da alanlar. Ulaşımla mı ilgili ihtiyaç, beslenmeyle mi ilgili, tarımla mı ilgili, kömür üretimiyle mi ilgili, turizmle mi ilgili bunlara bakıyoruz. Ziraat mühendisliği hemen bakıyoruz. Ulaşım mı, beslenme mi, tarım mı? Tarımla ilgili.
Şoförlük. Şoförlük kesinlikle ulaşım bakalım. Gıda mühendisliği. Gıda beslenme içeriyordu. 2 numara. Animatörlük. Yazın veya kışın da olsa turistik yerlere gittiğimiz zaman bizi eğlendirmek amaçlı çeşitli oyunlar, eğlenceler düzenleyen insanlara animatör deniyor. Mesleğe de animatörlük deniyor. Bu da turizmle ilgili. Maden mühendisliğine bakıyoruz. Maden bir kömür. Kömür bir maden olduğuna göre maden mühendisi de bunu kapsıyor. Evet, öbür sayfaya geçelim. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Tarihi ve doğal güzelliklere sahip olan bu bölgemizde nokta nokta dayalı ekonomik faaliyetler yürütülmektedir. Tarihi ve doğal güzellikler varmış. Bu cümleyi tamamlayacak en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir? A. Hayvancılığa. B. Sanayiye. C. Tarıma. D. Turizme. Tarihi ve doğal güzellikler olduğuna göre turizm diyoruz. Bakalım. Evet. 2. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi insanları tutumlu olmaya ve tasarruf etmek teşvik eden bir anlam taşımaz? Yani tutumlu olmaya ve tasarruf etmeye teşvik etmeyen atasözünü bulmaya çalışacağız. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Düşünelim. İnsanlarda tutumlu olmakla ilgili mi? B. Sakla samanı, gelir zamanı. Biraz ilgili gibi. C. Ayağını yorganına göre uzat. Bu da tutumla ilgili gibi. D. Damlaya damlaya göl olur. Bu zaten ben buradayım diyor. Tutumla ilgiliyim diyor. O zaman bir elin nesi var? İki elin sesi var. Bu birlikte hareket etmenin başarıyı arttıracağıyla alakalı bakalım. A şıkkıymış. Tutumla ilgili olmayan atasözü bu. Tutumla ilgili olanlara bir daha bakarsak, sakla samanı, gelir zamanı. Yani ihtiyacından fazlasını bir süre saklarsan, ihtiyacın olduğu zaman onu kullanabilirsin. C şıkkı da ayağını yorganına göre uzat. Yani harcamanı ona göre değerlendir diyor. Gereğinden fazla para harcama. Yine tutumluluğu ön plana çıkarıyor. D şıkkı da damlaya damlaya göl olur diyor. Biz çocuklara, sizlere diyoruz ki kumbaranızda mutlaka harçlığınızdan bir bölümünü ayırarak az da olsa her gün paranızı atın ve zamanla bu paranızın çoğaldığını göreceksiniz. Bu da tutumla ilgili. 3. Ayça ile annesi markette alışveriş yapıyorlardı. Annesi raftan bir paket makarna alınca Ayça ona neden bu ürünü tercih ettiğini sordu. Annesi çünkü nokta nokta diye cevap verdi. Bilinçli bir tüketici olan Ayça'nın annesi sözlerini aşağıdaki ifadelerden hangisiyle sürdürmüş olamaz? Ayça ile annesi markete gidiyor. Annesi Ayça'nın annesi marketteki raftan bir paket makarna alıyor. Ayça diyor ki anne niye bu makarnayı tercih ettin diyor. Annesi de çünkü diyor orada bir şey söylüyor. Güzel bir cevap veriyor. Bilinçli bir tüketici olan Ayça'nın annesi sözlerini aşağıdaki ifadelerden hangisiyle tamamlamış olamaz? Yani bilinçli tüketici olmayacak şekilde cevaplandırması gerekiyor gibi düşünüyoruz. A. Ürünün üzerinde TSE damgası var. Bunu söylerse bilinçli tüketici olur. B. Ürünün tüketim tarihi geçmemiş. Ürünü alırken tüketim tarihine dikkat ediyorduk. Geçmediği için almış. Yani bilinçli tüketici. C. Ürünün çok reklamı yapılıyor.
Sırf reklama oldu diye ürün almalı mıyız? Bence değil. Buraya bir nokta koyuyoruz kafamızdan. Bunlar A ve B, bilinçli tüketicinin yapması gerekenler. D, ürünün içinde sağlığa zararlı olabilecek maddeler bulunmuyor. Ürünü alırken içeriğine de bakıyorduk. Zararlı madde varsa almıyorduk. Yani bu da bilinçli tüketicinin yapması gereken davranış. Sürdürmüş olamaz dediğine göre C, ürünün çok reklamı yapılıyor. Reklama yapılan her ürün mutlaka çok iyi demek değildir. Reklamlara kanmayacağız. Yani C. Aşağıda bazı meslekler ile bu mesleklerin yaygın olarak yapıldığı yerler verilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A. Hayvancılık İzmit. İzmit'te sanayi çok gelişmiştir demiştik. Bu değil gibi duruyor. Dursun. B. Madencilik Zonguldak. Zonguldak'ta taş kömürü çıkartılıyor biliyoruz. Kesinlikle olur. Bu doğru bir bilgi. Yanlışı bulmaya çalışıyoruz. C. Fındık üreticiliği. Ordu. Ordu'da çok fazla fındık üretiliyor. Bu da kesinlikle doğru. Ve turist rehberliği Antalya. Evet, Türkiye'de hemen hemen turizmin en çok geliştiği yer Antalya ve çevresi. O zaman buradaki meslek de turist rehberliğidir. O zaman bu da bununla alakalı. Hayvancılık İzmit'le eşdeğer değil. İzmit'te sanayi çok gelişmiştir çocuklar. Yani A. Bu son sorumuz 5. Aşağıdaki ürünlerden hangisinin geri dönüşümü yapılamaz? Geri dönüştürülmeyeni bulacağız. A. Gazete. Düşünelim. B. Bisküvi. C. Cam bardak. D. Çelik tencere. Evet. Gazete kağıttan yapılıyor. Biz geri dönüşümü sağlamak adına sınıflarımızda kullandığımız kağıtları ne yapıyoruz? Geri dönüşümün kağıt bölümüne koyuyoruz. Onlar geri dönüştürülüyor. Gazete olamaz. Bisküvi bir yiyecektir çocuklar. Yemediğiniz bisküvileri bir yerde saklayıp da tekrar geri dönüşümün yapılması için bir birikimde bulunmuyoruz. Bisküvi gibi duruyor. Çünkü küfler bozulur. Cam bardak. Cam bardak bir yiyecek değildir. Camları da alıyorlar, kırıkları veya normal bardakları, eskimiş şişeleri. Bunları tekrar götürüp geri dönüşümün sağlanmasıyla bize cam bardak, cam tabak gibi kullanabileceğimiz eşyalara dönüştürülüyor. D. Çelik tencere. Çelik tenceremiz eskidi. Onu çöpe atmıyoruz. Geri dönüşümle ilgili bunları alan, eski ürünleri alan yerlere götürüyoruz. Bu çelikleri tekrar koca koca kazanlarda kaynatıyorlar. Çeliği tekrar erittikten sonra tencere yapımında kullanılıyorlar. Yani bisküvi, yenecek şeylerin çocuklar geri dönüşümü yapılamaz. Evet, ünitemiz burada sona eriyor. Diğer bir ünitede görüşmek üzere. Sizlere iyi günler diyoruz.